Size bugün firmware tasarımını göstereceğim. Şimdi biraz aceleye denk geldi video. Belli hatalar yapabilirim. Şimdi firmware tasarımı için bir gen seçtim. Eşeşeğe kolibde CSPG gene, soğuğa direnç, soğuğa şok direnç gene, proteinini kodluyor ürün olarak. Primer 3 web tool kitini kullanacağım. Primer 3 web tool kitini kullanacağım. Gerekli linkleri de açıklamaya bırakacağım ben. Şimdi girimize bakalım. Gen ID'miz. Gen versiyon 1'miş falan. Emre ne ya? Şimdi burada önce primer tasarımı yapmadan önce genimizle ilgili bazı bilgileri kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi Emre ne yazdığının toplam uzunluğu 994 bas çiftliğiymiş. Sonra başka ne alabiliriz, ne kaydedebiliriz? mRNA'mızla ilgili. Şurada genimizden bahsediyor. CSPG geni. CDS yani coding sequence. Yani genimiz 560 bazdan başlayıp 772. baza kadar gidiyormuş. 560'tan 772'ye kadar. Burada bir genimizin uzunluğunu hesaplamamız gerekiyor. 772 eksi 560 212 bas çifti uzunluğundaymış. Bas 1 uzunluğundaymış. Burada protein ID'miz var. Proteinimizin kodlaması var burada. Şurada da mRNA'mızın şey var. Sekansı var. Önce burada mRNA'mızın şurada açtım da ben. Şurada buraya FASTA'ya tıkladığınızda mRNA'nın kodlaması burada açılır. Önce bir genimize şeyden Expose'den bakalım bir. Genimiz bazen şey olabiliyor. Hatalı falan olabiliyor. Gerçi şeyde kontrol etmiştim de bir daha bir kontrol edeyim. Önce Expose'de kodlama sekansımızı alıyoruz. Expose'de burada nükleotit sekansı içerdiğini belirtiyoruz. Sonra translate diyerek Expose'de görüntülüyoruz. Genimiz neredeydi? 560'ına 172 arasında kodlamasına bakalım. Metiyoninle başlıyor. MSNK diye. Sonra VVTL diye bitiyor. Bakalım. Bakalım. İkinci frame'de burada şurada bulunuyor bizim genimiz. Genimiz burada bulunduğuna göre doğru sekans. Şimdi biz ne yapacağız? Bir primer tasarlayacağız ki bu gen bölgesini çoğaltabilelim. Ne yapalım? Şey yapalım. Primer 3'ümüze gelelim. Primer 3'ü şöyle başa taşıyayım. Primer 3'ümüze sekansımızı yerleştirelim ilk olarak. Sonra şeylerimizi doldurmaya başlayalım. Zaten burası çok çok fazla özelliği var ama şimdi benim de bilgilerim çerçevesinde çok fazla özelliği kullanmayacağız. Burada bir target belirlememiz gerekiyor. Targetimiz ne olacak? Hedefimiz, hedef bölgemiz. Hedef bölgemiz
560 ile 772 arası. İşte Meteor önünü de alırsak, biraz içeride başlatırsak, hani daha fazla seçenek sunması açısından, daha fazla primer seçenek sunması açısından burayı 562 yapabiliriz. 562'den 210 baz uzunluğunda bir hedef bölgemiz olsun. Çok büyük karışık sekanslarda bazı bölgeleri şey dışında, gözlem dışı bırakabilirsiniz. Şimdi uzunluğumuz çok uzun olmadığı için gerek duymadım. Burada bazı özelliklerden bahsediyor. Bu özellikler ne? Primerimizin hani bazı özellikler taşıması gerekiyor ki bizim işimize yarasın. Bu özellikler ne? Şöyle bir sitede bu özelliklerin uzunluğu şey bir listesini buldum. 18-24 baz uzunluğunda olması gerekiyor diyor. Guanin sitozin oranı primerimizin %40 ile %60 arası olması gerekiyor. Başlangıç ve bitişte 1-2 tane guanin sitozin olması gerekiyor diyor. Burada diyor ki şeyin TM sıcaklığı, erime sıcaklığı 50 ile 60 derece arasında olması gerekiyor diyor. Ve burada diyor ki 2 primer arası diyor. Forward'la neydi diğeri, işte rezim miydi, öyle bir şeydi. İşte 2 primerin arasında 5 santigrat derece arasından fazla fark olmayacak diyor. Bu iki primer diyor birbirine komplementer olmayacak diyor ki, bu neden böyle diyor? Primerler birbirine komplementer olursa, bir dimer oluşursa iki primer arasında ne olur? Primer işini yapmak yerine birbirine yapışır, boşa gider. Dimer o yüzden istemeyiz. Birbirinden farklı sıcaklıklarda çalışmasını istemeyiz. Yine primerimizin uygun sıcaklıkta çalışıp işte 1-2 guanin, şimdi guanin stozin oranı çok fazla olunca bağlanma gücü çok yüksek oluyor. Ve bağlanma gücü olması için de en azından 1-2 tane olmasını isteriz primerimizde. Diğerlerinin tam nedenlerini bilmiyorum. Biz devam edelim. Burada ne diyor? Minimum 18, optimum 20, max 23 diyor. Tamam, olur. 57, 59, 62 derece maksimum. Tamam, olur. Şunu bilmiyorum. Guanistozin oranı diyor 30'una, işte %30'una %40-70 arası diyor. Buna bakarız zaten. Bu aralık bizim için şu an kullanabiliriz. Product size'ımız şimdi bizim 212 bir şey uzunluğumuz. O zaman 212'den kaça kadar şey yapalım? 20 oradan versek 40 şey verebiliriz. Şurada expose'de diğerine bayağı fark var. Diğer open frame şuna gelmemesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi primerimiz şu ATG'ye ulaşırsa farklı bir protein kodlaması yapabilir. O yüzden primerimizin şurada kalmasını isterik. Her zaman şu bölgede kalmasını tercih ederiz. O yüzden ona kaç verelim? Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, var burada. 30-30-60 eklik. O zaman 270 mi? 270 olsun. 270 olsun. Product size'ımız 270 olsun. Şimdi şunu guanistozin kalk lampını niye 0 veriyor bilmiyorum. Hani orada demişti şurada 1-2 tane olmasını diye. Şunu 1 yapalım. 1 yapalım. 1 olsun. Diğerlerine çok dokunmuyorum. Yani diğerlerini öğrendikçe artık kullanmaya, bir de çeşitli senaryolarda ihtiyacımız oldukça diğerlerini kullanacağız.
Primer diyelim. Primer bulamadı. Çok güzel. Hedef ATG'miz şurada. Primer bulamadı. Allah Allah. Primer bulamadı. Primer bulamadı. Biz de ne yapalım o zaman? Şuradan şunu uzatalım. 280 yapalım. 30 30 orada 60 eklerse onda bunu şey yapalım bakalım. Primer pürük yapalım. Ha. Biraz uzatınca buldu. Şimdi primerlerimiz burada. Şurada ve şurada. Ne yapacak şimdi primerlerimiz? Şu arayı çoğaltacak. Gerimiz de zaten buradaydı. Yani primer bakalım bir. Uzamlıklara 20'ye 21 çıkmış. Biraz daha yakınlaştırayım burayı. Burayı yakınlaştırayım. Uzunlukları 20-21, sıcaklıkları 57-58 derece. Koordinat oranları 50'ye 47. Tamam, şu primer uygun gibi görünüyor. Gerimiz burada, gerimizi alıyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunlar bir dimer oluşturuyor mu ona bakacağız. Dimer oluşturuyor mu ona bakmak için şey var. Şöyle bir primer analyzing, bu Thermo Fisher bir tane şey var. Sitesi var böyle. Burada bir test edelim bakalım. Şu birinci primerimizi alalım. Şuraya P1 diyek. Bu P1 şey, primer tagı. Bunu koymamız gerekiyor bu sitede. Primer taglara. İkinci primerimiz nerede? İkinci primerimizi de alalım şöyle. Şöyle iki primerimizi koyduğumuzda bakalım. Burada dimer oluşumu gözükmüyor. Evet. Dimer oluşumu gözükmediğine göre aralarındaki sıcaklık farkı da şey. Yani dimer oluşumu gözükmediğine göre bu şeyler, primerler işimize yarayabilir demek. Son olarak ne yapacağız primerimizi? Bir NCBI'da blast yapacağız primerimizi. O genin sayfasına geldiğinizde şurada pick primer var. Buraya tıkladığınızda şöyle bir sayfa açılır. Burada bizim primerlerimiz hazır olduğu için şuraya primerlerimizi yerleştiririz. Primerlerimiz nerede? Şu primerimizi alalım. Şimdi ikinci primerimizi de alalım. Şimdi biz burada direkt tıkladığımız için organizma kodunu direkt atmış. Organizma ID'ni siz manuel yaparsanız şurada taksonomi ID'si var. Organizmanın eşi koli K12 diyor. Bu suçun burada taksonomik ID'si olur burada. Onu yazarsanız yine buraya, mesela burada yok diyelim. İşte buraya yazdınız. Zaten dur, ne oldu? Yanlış bir şeye bastık. Neye bastık? Geri gel diyelim. Atıyorum. Yok. Neyse. Neyse geri geldik. Yani burada çıkıyor. Buradan refsek mRNA, genelde nereyi seçerseniz GenBank'taki kompilesini tarar. Önce refsek ne yapalım, sonra bir de şey ne yaparız. Aralığı ne fark çıkıyor. Max target PCR product size, bunu galiba şey yapacağız. 212 yine 994 arası yapmamız gerekiyor. Bu primer return, o şey kaç kere çoğaltılacağı.
Şurada şey alalım. Ne kadar sonra bunu bilmiyorum. Sarışma adı Kasım. Tam başlatalım. Get primer diyelim. Burada sonucumuz çıktı. Her zaman böyle çıkmayabiliyor. Yavaş çıkar. Burada bir bekletir. Biraz. Ben daha önce tarama yaptığım için mi şey abi artık bilmiyorum. Direkt çıkardı. Buradaki uzunluğu 277 diyor. Şurada diyor ki şurada bizim önemli olan kısım burası. Burada İngilizceniz varsa direkt şey yapabilirsiniz. Buradan çeviriden de çevirebilirsiniz. Özgünlük kontrol seçeneği seçilmediği için primer özgünlüğü belirlenemedi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Biz az önceki tiki galiba işaretlememiz gerekiyordu. Şuradaki tiki abi, bu tiki galiba işaretlememiz gerekiyor idi. Get primer diyelim, bakalım ne. Galiba şey diyor, yeşil olanları default olarak seçme diyor. Öyle bir şey diyor. Aa, bir dur, bu işlemi bir daha başlayalım ya, baştan başlayalım. Nerede? Pik primer diyelim. Primerlerimizi primerlerimizi aldık. Buradaki size'ımızı 212 W94. Sormasam. Tamam. Get primer diyelim. Sekte yapıyoruz. Şimdi olacak galiba. React ne diyor? Ref sekte bulunamadı diyor. Dur şunu enar yapalım. Dur şunu. Şu nerede o tarama? Referans ver tarama. Ne Türkçe yaptı ya? Şunu enar yapalım. Bir daha aşağı yapalım. Dur bakalım. Get primer diyorum. Arkadaşlar benim de bilgim hani bir yere kadar. Ben de yeni öğreniyorum bunu. Böyle temel seviyede böyle işte temel bir daha bilgi aktarma. Zaten eğer bunu çok ileri bir tarihte izliyorsanız kanala büyük ihtimal daha güncel bir veri eklenmiştir. Güncel video gelmiştir. Bunu da bu videoda da belirtmişimdir. Bunu hatıra olsun diye tutuyorumdur. Eğer daha güncel videosu varsa bunu da zaten video başlığında belirtirim. Videonun güncel olmadığını. Bakalım. Ne diyor? Not diyor. Not her zaman kötü. Niye? Olumsuz. Spesifik değil diyor galiba. Doğru kopyalayamadık. Kopyalayalım. Daha burada direkt çeviriyormuş. Dur bakayım. Hedef seçilen veri tabanı bulunduğundan primerler giriş PCR şablonuna özgü olmayabilir. Özgü olmayabilir diyor. Bak diyor. Burada diyor. Burada özgün olmayan taraflarını gösteriyor galiba. Kaç? 277'ye yapışabilirmiş galiba. Yok yok. Product slide yok, bu alakası yok. Bir bak şurada bakmaya çalışalım sorunun ne olduğunu. Galiba farklı kromozomlarda iş yapıyor bu. 7'yi deneyelim mi? Yedek primerimizi deneyelim en iyi primeri bulmak açısından. Yedek primerimiz nerede? Yedeğe bakalım ya. Yedek şu bir tane yedeğimiz varmış Allah'tan. Yedeğimize de bakalım. Önce şurada dimer var mı? Dimere bakalım ya. Yedek primerimizde. Yedek primerimizde.
Dimer yok. Aynen. Yedek primerimizde Dimer yok. Yedek primerimizde Dimer yoksa bunu bir şeyden blast yapsın bakayım. Çünkü primerimiz başka bir yere DNA izolasyonu yaptık. DNA izolasyonundan sonra tutar başka bir yere yapışırsa ne olur? Olmaz. Yanlış bir şeyler bize verir. Kirli verir. Olmaz. Şimdi bir de şuna bakalım. Primer tasarımı zor iş. Yani uzmanlık gerektiriyor. Çok bilgi gerektiriyor. Yani bizimki acemi şey işte. Hani bizimki ilk böyle inşaatın ilk tuğlası böyle. İlk tuğlayı koyduktan sonra bilgiler geliştikçe daha iyi primer tasarlar böyle seviyeye gelince geliyor insanlar. Öğrendikçe. Tabi bu konuda İngilizce kaynaklardan ilerlemek gerekiyor. Çünkü Türkçe kaynak yok. Yok yani. Türkçe kaynak sıfır. Buna da diyor ki bu da spesifik değil galiba aynı yeri verdi. Arkadaşlar bunu nasıl çözülür bunu tam ben de bilmiyorum. O yüzden videoyu buraya kadar burada bırakıyorum. Size iyi çalışmalar, iyi araştırmalar diliyorum. Size olabildiğince filmleri hiç kullanımını gösterdim. Çok çok basit, çok çok temel seviyede. Size iyi günler dilerim.